Kartondan ev yapacağız. 3, 2, 1, kayıt. Paslanmaz çelikli türevlerinde renkli kaynak, bu sosyal medyada sıkça gördüğünüz gökkuşağı renginde kaynak nasıl elde edilir? Faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bunu tartışacağız. Her şeyi sabit tutacağız. 30 litre bölü dakikadan başlayacağız. Aşağı doğru düşeceğiz. Kırmızı, mor, mavi, sarı karışık bir renk görüyoruz. Muhalif görüşler var, farklı görüşler var. Biz kendi fikrimizi belirtelim araştırmalarımıza istinaden. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün yine İsa Usta ile birlikte sizlerden gelen bir soruyu cevaplamak istedik. Paslanmaz çelik ve türevlerinde renkli kaynak, bu sosyal medyada da sıkça gördüğünüz gökkuşağı renginde kaynak nasıl elde edilir? Faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bunu tartışacağız. Bazı kaynak ustalarımızın sanatsal çalıştığını görüyoruz. Orada da bu renkli kaynak uygulaması çok popüler, çok ihtiyaç olabiliyor. Bunun nasıl elde edildiğinden bahsedeceğiz. Bazen de yoğun teknik çalışan kaynak ustalarımızın aslında renkli kaynaktan kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu değerlendireceğiz. Neden oluşur, nasıl oluşur, oluşuyorsa bundan nasıl kurtulmalıyız, istiyorsak nasıl oluşturmalıyız? Küçük bir parça üzerinde önce testlerini yapacağız, sonra İsa Usta'yla bir değerlendirmesini yapacağız. Şimdi hızlıca bir kısa parça üzerinde nasıl bir çalışma yapacağımızı gösterelimse oradan da hemen kaynak uygulamasına geçip değerlendirmelere başlayalım. Başlayalım mı İsa Usta? Başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi elimizde 3 milim bir 304L malzeme var. Bunu üzerinde bir kaynak çalışması yapacağız. Bu şekilde parçalara böldük. Şimdi bizim teorik olarak araştırmamız ve tespitimiz bir kaynağın renkli veya renksiz çıkmasındaki temel etken koruyucu gaz. Bunun yanında ek faktörler var ama en temel etken bu. Her bir boyda, bu belirlediğimiz boylarda farklı debide bir kaynak yapacağız. 308L telle. Burada büyük çaplı bir fincan seçtik ki gaz aralıklarımız geniş olsun. Normalde 15 numara bir fincanda kullanmamız gereken gaz 20-25 litre bölü dakikalara kadar çıkar kaynak pozisyonuna göre. Burada da biz 30'dan başlayacağız. Aşağı doğru düşeceğiz. Aralıkları geniş tuttuk ki farkı rahat görebilin diye. Yoksa normalde 30 litre bölü dakikalarda çok fazla uygulamada görmezsiniz. Telimiz kaç İsa Usta? 308. 308'li tel. Çap? 2.4. 2.4 çapı var. 2.4 tungsten elektrotla. Her şeyi sabit tutacağız. 30 litre bölü dakikadan başlayacağız. Aşağı doğru düşeceğiz. Çalışmamız bu olacak. Bakalım renk farkı çıkacak mı? Evet, İsa Usta eline sağlık. Şimdi burada ne göstermeye çalıştık? Her şeyi sabit tuttuk. Burada gördüğünüz gibi 30 yazdığımız yerde İsa Usta bize aynı tungsten elektrot, aynı tutuş açısı, aynı sarf malzemeleri ve parametreyle 30 litre bölü dakikada bir kaynak yaptı. Tam beklenen, sadece altın sarısı renklerin ve gümüş renklerinin olduğu bir dikiş elde ettik. Hemen yanında 25 litre bölü dakikada yapılmış bir kaynak görüyoruz ki bu aslında elimizde kullandığımız mevcut tungsten, elektrot ve nozul için aşağı yukarı uygun bir gaz. Gördüğünüz gibi burada bitiş noktasında çok hafif bir oksit renklenme görüyoruz. Gayet kabul edilebilir seviyede. 15'e düştüğümüzde, 15 litre bölü dakika birçok nozul için uygun bir gaz debisi ama biz 15 numara bir fincan kullandığımız için bizim için küçük bir gaz debisi bu. Dolayısıyla bu kaynak dikişinde yavaş yavaş mavi, kırmızı renklenmeleri görmeye başladık. 10 litre bölü dakikaya düştüğümüzde yine aynı şekilde sarı, mavi, kırmızı renklenmeleri burada rahatlıkla görebiliyoruz. Yani burada kısaca şunu özetleyelim. Ha, burada 5 litre bölü dakikada yaptığımız bir kaynak da var. Artık gördüğünüz gibi burada koruyucu gaz tamamen gelmiyor. Kararmış siyah bir kaynak dikişi görüyoruz. Yan tarafa bakalım. Burada da salınımlı bir şekilde kaynak yaptık. Benzer bir şekilde farkı görebilmek için. Çok benzer bir sıralama olduğunu söyleyebiliriz. 30 litre bölü dakika aslında bizim kullanmamız gereken gazın biraz üstünde ama bu sadece bir deney olduğu için farkı net görelim diye yaptık biz bunu. Altın sarısı ve gümüş renkler ideal renklerdir.
Buradan anlayabiliyoruz ki şu anda burada kaynak dikişine hücum eden oksijen miktarı da 50 ppm'in altında. Gayet düzgün bir kaynak dikişi renk olarak. 25 litre bölü dikkat, yine hafif bir mavi renk görüyoruz. Ekleyelim. Mavi renk esasında paslanmaz kaynaklarında kabul edilebilen oksit rengidir. Hafif bir oksittir. Yine 20'de kabul edilebilir. Altın sarısı ve gümüş renkler okeydir zaten. Mavi de birçok uygulamada kabul edilebilir bir renktir. Uygun. 15'te artık kırmızı, mor, mavi, sarı karışık bir renk görüyoruz. Onda da keza aynı şekilde bu artık işte bu sanatçıların yaptığı kaynaklar görüyorsunuz. Burada hiçbir şey değiştirmedik. Demek ki bu oksitlerin oluşmasını sağlayan şey yetersiz gaz debisi. Net bir sonuç. 8'de yine kararmaları görüyoruz. Ya şimdi sebebini bu oksitlerin ne olduğunu da bahsedeceğiz birazdan. Bu yakın çekim kısmı tamamlayınca, ama buradan sonuç şunu çıkarabiliriz. Gaz debisi yetersiz geldiği zaman kaynak banyosu soğuma eğilimi gösterme esnasında yeteri kadar korunamıyor. Atmosferik etkilerin içinde bulunan oksijen hücumuna maruz kalıyor. Yüzeyde krom oksit, demir oksit gibi tabakalar oluşuyor ki bu da aynı bu şekilde renklenmeye sebep oluyor. İsa Usta, eline sağlık. Eyvallah abi. Şimdi sizlerden sıkça gelen bir soruydu. Kısa bir değerlendirme yapalım. Biraz bu konuda farklı bilgiler var. Muhalif görüşler var. Farklı görüşler var. Biz kendi fikrimizi belirtelim. Araştırmalarımıza istinaden. Yurt dışından da bazı görüşler aldık bu konuda. Şimdi renkli kaynak, evet, görsel olarak güzel bir şey. Evet. Instagram'da, sosyal medyada paylaşımı keyifli bir şey. Ancak teorik olarak şu net bir gerçektir. Paslanmaz kaynaklarında kaynak dikişinin gümüş ve altın sarısı renklerinde olması beklenir. Kaynak dikişi mavi, kırmızı, mor ve diğer renklere çalan yüzey renkleri barındırıyorsa bunlar demir oksit, kromyum oksit veya kompleks oksit tabakalarının oluşturduğu renklenmelerdir ve paslanmaz çeliğin korozyon direncine zarar verir. Bunlar bazı yöntemlerle, elektromekanik yöntemlerle olabilir, mekanik yöntemlerle olabilir, temizlenmeli ve yoluna devam etmelidir. Çin teorik kısmında herhangi bir soru işareti yok. Bu bir gerçek. Hatta İsa Usta, sen daha önce bahsetmiştin. Titanyum kaynakları da bu renklenmeye çok meyilli uygulamalar. Evet. Onlarda bazen renklenme olmasın diye arkadan takip gazı kullanılıyor. Evet. Değil mi? Çünkü kaynak banyosu soğurken sen nozülle gazın giderken dışında kalıyorsun. Oksijenle buluşmasın diye arkasına bir panel daha yapılıyor. Hı hı. Oradan da ekstra tüpten bir gaz veriliyor. Gaz veriliyor. Yani sen ilerledikçe orası artık dışarı çıktığında, arkadaki panelin arkasına dışına çıktığında tamamen soğumuş oluyor. Aynen. Yani o katılaşma süresi boyunca da gaz vermeniz gerekiyor ki bir renklenme olmasın. Hassas uygulamalarda da bu tip şeyler yapılıyor. Ama ve lakin siz işte bir sanat uygulaması yapıyorsanız, böyle süslü püslü bir uygulama yapıyorsanız, yapmanız gereken şey gaz debisini çok fazla değil, ideal gaz debinizin %15-%20 altına inerek bir çalışma yapmak. Biz burada büyük nozüllerle çalıştık ki rahat rahat görebilin, gaz debi skalası açık olsun diye. Şunu da ekleyelim, kaynakçının el hızı da bir etken, küçük de olsa bir etken. Yine telin beslerken ark banyosunun dışına çıkıp girmesi, çıktığı zaman çünkü oksitleniyor, daldırdığınız zaman içeri impürite sokmuş oluyor. Evet. Bunlar da küçük etkenler. Yine kullandığınız parametre, ne kadar yüksek parametre, yüksek ısıgırısıyla kaynak yaparsanız oksitlerin oluşması o kadar hızlanır. Gazda bir faktör buna. Saflık oranı. Çok doğru. Gazların içinde impürite gazlar var. Şimdi biz burada %100 argon gazı kullanıyoruz. Saf. Linde'nin. Yüksek saflıkta bir gaz bu. Gazın içerisinde ne kadar yabancı impürite olursa bunların birçoğu oksijen taşır zaten. Veya siz belirli bir sebepten dolayı oksijenli gaz kullanıyor da olabilirsiniz. Bu da renklenmeye bir etkendir. Mümkün olduğu kadar yüksek saflıkta argon gazı bu renklenmenin önüne geçer. Tekrar belirtelim, bu konuda farklı görüşler olabilir. Hepsini yorum olarak da bekliyoruz. Evet. Otururuz, konuşuruz, yazışarak tartışırız. Gelelim günün sonunda söyleyeceğimiz şey şu. Paslanmaz üzerine kaynak dikişi yapıyorsanız bunun teknik olarak doğrusu gümüş renginde ya da altın sarısı renkte kaynaklardır. Birkaç nasıl yapılır videosunda belki böyle renkli gökkuşağı kaynağıyla süslemeler yaparız. O zaman da biraz onu konuşuruz. Var mı İsa Usta ekleyeceğim bir şey? Daha ne olsun diyorsun. Yani her şeyi anlattık. Soru, yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.